telefonumuz var, onu alalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hülya Aydın İstanbul'dan arıyor. Hülya Aydın. Buyurun efendim. Programı dinledik Hülya Hanım. Buyurun. Evet, iyiyiz. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Hepiniz iyisiniz. Evet, iyiyiz. Çok çok güzel bir dizi seyretinden bu akşam. Özellikle söyleyeyim, bu diziye yetişmek için Bahçeşehir'den Bostancı'ya taksiyle geldim. Ooo. Taksi parasını. Affedin, bir ola başvuracak. Herkes aldığını söyledi Hülya Hanım. Yani taksi deyince taksi parası yönetmen dedi. Finalde Razım Bey bir ola başvuracaksınız yapımcıya dedi. Buyurun efendim. Güzel. Hülya Hanım darıldı. Sorumu soruyorum. Bütün oyuncuları kutluyorum. Sizi çok seviyorum Yusuf Bey. Hiçbir programınızı kaçırmıyorum. Dün akşam çok önemli bir hasta ziyaretine gittiğim halde onlara bağıra bağıra Kayahan'ı seyrettirdim, dinlettirdim. Çok teşekkür ediyoruz. 80'lerle ilgili bir anınız var mı Hülya Hanım? Koşa koşa evime geldim ve bu akşam bu diziyi seyrettim. Bu dizi tutar. O ses tonuyla bu dizi acayip tutar. Hakikaten tutar. Bir dizisini kaçırmıyorum. Hepsini tek tek saymam gerekirse özellikle Ayşe Tolga Hanım'a söylüyorum. Kesinlikle kendi bizden mahrum bırakmasın. O kalitede bir insanı her zaman ekranlarda görmek istiyoruz. Sorum Müfit Can Bey'e. Ya bayağı bir dolaştırdınız ve Müfit Can saçıntı. Buyurun efendim. O güvenle kendisini tanıdık bu dizide de. Senaristliğe soyundu, yapımcılığa soyundu, yönetmenlik, her şey dahil. Tek bir sorun var. Acaba bir o güvene minnet borcu var mı diyorum. Ve kapatmadan önce Müfit Can Bey'e tek bir soruyla elveda demek istiyorum. Buyurun efendim, elveda demeden önceki sorunuzu aldım. Bu dizi tutar, kaçın sakırmayın. Güzelmiş. Bu güzel. Hülya Aydın, çok teşekkür ediyorum. Bir kere şeyimizi, motivasyonumuzu bozmadınız. Harika bir şey oldu. Ama anladığım kadarıyla Müfit'e yancı diyorsun. Onunla şey yapalım. Yani vallahi bir minnet borcun var mı bir ola? Minnet borcu yok. Şey 44 bin lira borcu var. 44 bin lira borcu. Ya minnet borcu olsaydı daha iyi olurdu. Ya şöyle tabii biz 80'ler kuşağı olarak biraz determinizme, neden sonuç ilişkisine inanırız. Yani her şeyin bir sebebi var. Benim de hayatımın bazı dönüm noktalarında sebep bir rol güvendir. Sağ olsun, var olsun. Acayip mutluyum hani şirket olarak filan. Bir rol güven bana benden fazla güveniyor. Öyle bir şey var. Onun yani, da enteresan bir ya şey şöyle, var. Şöyle ben mesela bu Mustafa Ali sen oyna dedi. Dedim ya ben seviyorum ama mandıra filozofu. Bu tutmaz dedim, tutar dedi. Haklı çıktı. Ben aslında 90 yılında reji asistan olarak başladım bu işlere okuldan sonra. Yönetmen yap. Benden yönetmen olmaz dedim. Bıraktım 6 ayda. Senden olur dedi. Hani oldu. Yaptı falan. Ya var, çok... bir rolün de hataları var da. Piyasada yaptığı bir sürü var ya. Yani ya bir iki şeyde... bunları da konuşalım artık canım. Her şeyde tutmadı ki bir rol. Hiçbir şey gizli kalmasın ya. Şey deyince de böyle yönetmen falan deyince de biraz mahcup. Sen bir tuhaflaşıyorsun ya. Utanıyorum. Kızarıyorsun. Ya gerçekten yok yok. Gerçekten bir yalakalık demin halkıma yaptım. Bir yalakalık da oyuncuma yapayım. Hepsi on numara. Gerçekten söylüyorum bunu. Hiç yönetmeye falan ihtiyacı yok. Bu onları zaten yani hepsi birer isim. Ve bir ritim duyguları, bir timingleri var. Yani Rasim Öztekin'i Rasim Öztekin yapan bu ritim duygusu, timing, Şoray'ı, Ayşe'yi, İlker'i hepsi. Şimdi ben kimimle geleceğim de orada oynayayım, müdahale edeceğim, onun ritmini bozacağım. Ya sen ne güzel her birin gerçekten... ya ben senin o peltek ağzını yiyelim şimdi yanlış anlaşılır. Hayır, yönetmenlik anlayışım da bu. Hani ben ancak kurguyu düşünüyorum. Teknik bir şeyler olursa abi öyle değil de şuradan girsek ya falan. Ya Müfit o kadar şey ki yani mütevazı. Bunun dışında da çok terbiyeli. Çok. Bize gelip bir şey söyleyecek utancından söyleyemiyor. Yani abi orada biraz sağa doğru oturur musun diye yani bir şey yok. Bunlar... Mahcup değil mi? Evet söyleyemiyor. Evet ya abi işte onu. Ya, bize söylüyor. Vakit geçiyor. Bitmez baba olsun senden öyle. Mümin ben şuraya geldim. Ama bak bunlar çok güzel şeyler. 80'ler. Ya ben... Ferhan Şensoy'da şey tiyatro... Kendi aranızda konuşmayın çocuklar lütfen. Bize söylüyor. Özür dilerim efendim. Tiyatroya başladığımda
Profesyonel olduğumda 20 yaşındaydım. 19 yaşındaydım. Babamın yanında sigara içiyordum ben. Ferhan Şenson yanında sigara içmiyordum. Usta çırak ilişkisi. Böyle bir şey. Yani içmiyor değildim. İçiyordum ama Ferhan Şensoy geldiği zaman sigarayı avucumun içine alıyordum. Yani bu aslında bizim 80 kuşağının da bir şeysi, bir davranış biçimi. Senin gibi delikanlılar 80'de kaldı zaten. Ya, ama yani sahiden ama bu anlayış, bu duruş bunların hep 80'de kaldı. Biraz önce ilk başta bahsetmek istediğim biraz da bunlar. Mesele yani. Buydu, anladım. Duruşlar, duruşlar çok önemli. Peki birkaç şey. Bu dizi harbiden tutar be abi. Yani şimdi bir dizi reklamı yapıyor gibi olmak istemiyoruz ama yani 80'ler dendiğinde burada herkesin kendine ait küçük anları ya da büyük anları var. Yani sonuçta 80'leri ben de kişisel olarak bir hayli travmatik geçirdik. Aile normal bir aile değildi. Sürekli bir hareket halinde. Gereği yoktu yani o kadar hareket halinde olmanın. Ama sonuçta hani motor meslek kol gibi destek. Mesela benim 80'li yıllardan şeyimde sloganımdır. Bunu unutmam. Tamam çünkü ne yapacaksın? Diğer sloganlar yasaktı o zaman motor meslek kol gibi destek. Yani yine avuçlu arabaya yapardık. Sümerbank damalı taksiler hatırlarsınız. Evet, evet. Taksimetreler bitmeyen şavroliler biraz uzun. Sonra şeyden kalktı. Yani şimdi bu minibüsler bilmem neler falan filan. Diyor ki bu akşam eski fotoğraf albümünü çıkardım annemle. Ve anneme 80'leri anlat dedim. Diyor sevgili bir dakika ismini de söyleyelim. Bakın çok enteresan Şebnem galiba ismi. Ve annem anlattıkça ben koptum süpermiş ya. Şimdi tabii biz hepimiz bunları yaşadığımız için biliyoruz. Yani bu yüzden 80'lerin bir dizi olmanın biraz daha ötesinde bir anlamı olmalı diye düşünüyorum. Sen de bu kadar mütevazı olmayı izlerler. Kendi kendine bir misyonu oldu yani. Şimdi mesela gelen bugün mesela kızım aradı. Pelin aradı, o arkadaşlarınla... O da nasıl bıyıksız Rasim Öztekin'dir arkadaş ya. Bir gün bir bıyık taktı, Allah dedim Rasim abi çıktı. Çok güzel hareketler bunlar, Rasim abi var ya. Harika, nasıl bulmuş? Yani o uçmuş. O çok, da genç bir mizahçı yani. Hani... Tabii, çok beğenmiş. Çok beğenmiş. Bunun dışında arkadaşlarından devamlı mesajlar, tweetleşiyorlar falan böyle şey diyorlar. Diyorlarmış ya annemle babam şu anda televizyonun başında dağılıyorlar. Gülmekten ölüyorlar. Ben onları seyredip gülüyorum diyormuş çoğu arkadaşları. Çok güzel. Ve ben onların sayesinde şimdi 80'lere takılıyorum. 80'leri merak etmeye başladım ve onlara soruyorum devamlı diyor. Peki bir şey söyleyeceğim. 80'lerdeki Rasim Öztekin'i oynayacak mısın? Mesela bu da şaşırtıcı olurdu. 80'lerdeki Rasim Öztekin'i artık oynayamam ya. Çok zor olur. Ekranın bir yerinde gençleştirme. Bir tek ayakkabılar. Normal kunduraya düşmüş. Gördün mü kunduraya düşmüş. Kundura. Şoray ya. Ay şimdi ayağa düştü de onun için. Artık harika. Harika ya. Harika. Şoray olsun 80'lerde tabii bir futbol dünyası, bir spor dünyası vardı. Sen onu çok yakından şey yaşadın. Gordon Milne daha sonradan geldi değil mi? 90'larda falan geldi. Galatasaray'a bir Allah aşkına. Början Börç vardı. Börç vardı bravo. 73. 74. 73-74. Abi 80'leri bir şekilde bulacağız. Gordon Milne yaklaşık 10 sene kaldı memlekette. Ne yaptı abi? Abi hep aynı şeyleri söyledi. It's very hard game you know Beşiktaş. It's very hard game you know Beşiktaş. Yanımda da hep aynı adam. Çok zor bir maçtı. We need the 3 points. 3 puana ihtiyacımız vardı. We're going to the next game. Ya. Önümüzdeki maça bakacağız. Başka hiçbir şey söylemedi. 10 sene boyunca sadece onu unuttum. Tamam abi ikinci yaptı gitti. Şey yapsın ya Allah aşkına yapsın ya. Galatasaray ne? Şota'yı. Şota'yı mı öbürü mü? Ne olur o Şota'yı alın. Şota abi. Şota da hani bizim hani 80'ler olmasa bile 90'lar. Şota benim değil onu önce söyleyeyim. Ceyhun'un saptaması. Eyvallah tamam. Sevgili Ceyhun'un. Tamam Mahreç bildirdik ama sen ver. Trabzonspor Arsenal maçı. Trabzonspor'un forveti. Şimdiki Kayseri Spor Teknik Direktörü Şota Arveladze. Şota burada oturuyor. Yanında bir tane kulüpten tercüman var. Öbür tarafta da spikerimiz var. Spikerimiz diyor ki... evet Aston Villa'da Trabzonspor maçı öncesinde Şota ile beraberiz. Şimdi kendisiyle görüşeceğiz. Şota'ya sorar mısınız bu maçla ilgili ne düşünüyor? Tercüman bu. Şota... This match... ne diyor? Şota. Ya
çok zor ama ben biraz sakatlığım var. Ben arkadaşlara biraz pres ama inşallah biz bakacağız yani. İnşallah. Şota diyor ki lan zaten dedi hani sana gerek yok hani adam dedi. Şota diyor ki çok zor maçmış, kendisi sakatmış. Şota'ya sorar mısın Trabzon'daki maçla ilgili ne düşünüyor? Şota Trabzon ondu indi Trabzon maç. Ne iş? Ben inşallah iyileşecek, galatacak ama bakacağız. Biraz pres takim bizim ama inşallah tur Aston zor takim. Şota diyor ki. Onu tercüme ediyor. Sanders bir de o şey. Dean Sanders. Dean Sanders. Allah'ını seversen Allah. Ya, Dean Sanders geldi. Biraz artık bu akşam nostalji akşamı oldu. Biraz şey yapalım. Dean Sanders geldi Galatasaray'a. Graham Sonos zamanında. Antalya Spor'a yanlış aklımda kalmadıysa bir öğlen 14 Şubat sevgililer gününde müthiş bir gol attı. Müthiş ama. Spiker gitti. What's the position dedi. It's very hard position, you know. Just the moment I saw the ball and the target shooting and very good goal dedi. Sonra Türkçe şey dedi. Bugün sevgililer günü, sorar mısınız eşine ne almış diye. Uç ay. Birden dili çözüldü Sanders'ın. Uç ay, para yok. Adama bir kuruş vermemişler o dönem. Can havliyle Türkçeyi çözmüş baba. İngilizce falan hak getiren. Gol var, gol çok gol. Uç ay, para yok. Ne dedi ya? Yani? Uç ay, para yok. Baba onu söyledi gitti. Harikasın ya. Harika.